Antalya'nın önemli turizm destinasyonlarından biri olan kale içinde esnaf sezonun iyi geçmesinden bir hayli memnun. Kaliteli müşteri ağırladık diyen esnafın sevinci Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında ne yazık ki kursağında kaldı. Kale içi esnafı konutlarda uygulanan %25 kotasının iş yerlerinde de uygulanmasını istiyor. Pandemi ve sonrasında zor bir dönemi geride bırakan kale içi esnafı siftah yapamadığı günleri geride bırakarak iyi bir sezon geçirdi. Bu sezon beklentide olduğu gibi son derece güzel bir sezon geçirdik. Bir hareketlilik vardı, yoğunluklar vardı. Çok fazlasıyla koşturduk, biraz yoğun yorulduk diyebilirim. Yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan tarihi sokaklarda gözlenen hareketlilik kale içi esnafına umut oldu. Antalya'ya gelen turist sayısı kale içindeki esnafın da yüzünü güldürdü ama şu sıralar kale içi esnafı kara kara düşünür olmaya başladı. Nedeni ise kiralardaki artışlar. İyi bir sezon geçirdik diyen kaliteli turist ağırlamanın mutluluğunu yaşayan kale içi esnafına tam da rahata erdik dediği zamanda kira şoku geldi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında afaki yükselişe geçen kira bedellerine devlet konut bazında %25 sınırlama getirirken aynı sınırlamayı iş yerlerine uygulamayınca kale içinde bulunan dükkanların dolar bazındaki kiraları da astronomik rakamlara ulaştı. Şu an aşırı köpürtülmüş bir kiralar söz konusu. Bu olumsuz tarafı. Kiralarda evlerde olduğu gibi bir oran belirlenmedi. Dolayısıyla mülk sahiplerinin insafına kaldık. Şimdiden arkadaşlar ve çevremdekilerde zerzenişleri duyuyorum. Yani iyi bir, olumlu bir sonuç yok. Şimdi esnaf devletin bir an önce kira sorununa bir çözüm bulmasını istiyor. Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rusların, Ukraynalıların buraya gelip ev kiralamaları, yüksek meblağlarla ev satın almaları bizim kendi insanlarımıza büyük zararlar oldu. Bana %5 bir etkisi yani oldu kar olarak ama %95 de bizim kendi vatandaşlarımıza zararı oldu. Bu konuda huzursuzum, yani üzülüyorum.